Firavun'un hazine işleriyle görevli bir veziri, bunun da Maşite adında bir hanımı vardı. Firavun'un kızının dadılığını yapıyordu. Kendisi Musa aleyhisselamın dinine inandığı halde imanını gizliyor, ibadetlerini de gizli yapıyordu. Maşite Hatun bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken tarak yere düştü. Tarağı yerden gayri ihtiyari besmele çekerek aldı. Firavun'un kızı bu söze kızarak dedi ki, ''Ey dadı, bu nasıl sözdür? Benim babamdan başka tanrı mı vardır? Babamın adını değil de bir başkasının adını nasıl söylersin?'' ''Evet yavrum, Allah vardır. Hem yeri, göğü ve içindekileri yoktan var eden, seni, beni, babanı ve bütün varlıkları yaratan bir Allah vardır.'' Firavun'un kızı bu sözlere daha fazla kızarak dedi ki, ''Seni babama şikayet edeceğim. Hak ettiğin cezaya çaptırılacaksın.'' Durumu babasına söyledi. Firavun, Maşite Hatun'a dedi ki, ''Sen benden başka bir tanrıya inanıyor musun? Söyle, benden başka yeryüzünde tanrı var mıdır? Ey Firavun, sen de biliyorsun ki sen ilah değil, aciz bir kulsun. Seni de yaratan Allah'tır. Sen fanisin, yok olacaksın. Fakat Allah ebedidir, fani değildir. Musa aleyhisselam da onun peygamberidir.'' Bu sözlere çok kızan Firavun, onu hemen öldürmektense her gün bir uzvunu keserek başkalarına da bir ders olmasını istedi. Önce tırnaklarını çektirdi. Saçından tavana asıldı. Kamçılarla vücudundan kan çıkıncaya kadar kırbaçlandı. Bunlara rağmen dininden dönmeyince Firavun'un kini günden güne fazlalaşıyordu. Maşite Hatun'u bir ağaca bağlattı. Biri 5 yaşında, diğeri de 5 aylık olan iki kız çocuğundan büyüğünü karşısına getirerek şöyle söyledi. ''Ey Maşite, beni tanrı olarak kabul edersen seni serbest bırakacağım.'' Maşite yavrusunu acıklı haline, bir de Firavun'un haline baktı. Sonra dedi ki, ''Ben ancak bir olan Allah'a inanıyorum.'' Firavun eline geçirdiği bıçakla 5 yaşındaki yavrunun gırtlağını annesinin gözü önünde kesti. Kanını da Maşite'nin ağzına yüzüne sürdürdü. Sonra tekrar hiddetlenerek şöyle sordu. ''Söyle, benden başka tanrı var mıdır?'' ''Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur.'' Bu sefer Firavun 5 aylık kundaktaki yavruyu getirmelerini istedi. Getirilen yavruyu annesine yaklaştırdıklarında saatlerdir süt emmeyen yavru meme aramaya başladı. Maşite Hatun önceki yavrusunun uğratıldığı akıbeti düşündü. İkinci yavrusunun da hunharca kesilmesine bir anne olarak dayanamayacaktı. Kararını verdi. Firavun'a "Rabbim sensin" diyecek fakat kalben inanmayacaktı. Tam "Rabbim sensin" diyeceği sırada küçük yavru dile gelerek dedi ki, ''Hayır anne, hayır, sabreyle. Rabbim sensin deme. İmanından asla dönme. Firavun'a inanma. Benim için, ablam için, senin için Allah'ın cennette hazırlamış olduğu makamı görüyorum. O makamı etrafında sana hizmet etmek için pervane gibi dönen hurileri de görüyorum.'' Firavun ve orada hazır olanlar bu sözü duydular. Tevbe edeceklerine daha da hiddetlenen Firavun, 5 aylık yavruyu da hemen boğazlattı. Fakat Maşite Hatun ağlamıyor, gülüyordu. Kızının gördüklerini artık o da görüyordu. Ölümünün de bir an evvel gelmesini arzuluyordu. Firavun kocasıyla beraber Maşite Hatun'u ve yavrusunu kaynar kazanın içine attı. Fakat kini hala yatışmamıştı.